Yani bunun birçok sebebi var. Bunun Türkiye'nin siyasi konjonktürüyle ilgili olan sebepleri var. Devlet yapısının, Kürt meselesinin gidişatına yaklaşımıyla ilgisi var. Bunun Sayın Öcalan'ın bu meselenin çözümünde kapladığı alan ve oynadığı rolle ilgisi var. Bunu artık devlet ve iktidar yapısının hukuku işletme biçimini büyük oranda kendi çıkarları lehine geliştirmesiyle ilgisi var. Bunun pek çok sebebi var. Fakat kuşkusuz bu sebeplerin odağında olan Sayın Öcalan'a biçtikleri roldür, misyondur. Tecriti bu denli yoğunlaştırmalarının adeta bir mutlak iletişimsizlik haline getirmiş olmalarının sebebi budur. Ben meselenin biraz şöyle bir yönü olduğunu düşünüyorum. İmralı'da Sayın Öcalan'ın kendisini çok uzun yıllar ve istikrarlı bir biçimde yerleştirdiği bir pozisyon var. Bunu çeşitli kereler ifade de etti. Özellikle Kürtlerin ve Türklerin bir arada yaşayabilme ihtimali üzerine en kapsamlı çözüm önerilerini sunan, bunu geliştiren ve bunu özellikle diyaloğa ve çözüme dayalı, barışa dayalı bir yöntemle ortaya koyan bir pozisyonu ortaya çıkardı. Bu pozisyonda o kadar ısrarlı ve o kadar net oldu ki ve o kadar derinleştirdi ki bir süre sonra devletin içerisindeki belli kesimleri de buna ikna etti ve bu bir sürece sebep oldu. Belli bir muhataplık düzeyini ve bunun ardından gelen bir süreci ortaya çıkardı. Şimdi tecritin bu denli derinleştirilmesinin esasen bu rolü unutturmayla, bu ihtimali ortadan kaldırmayla ilgisi olduğunu düşünüyorum. Yani herhangi bir şekilde Öcalan'dan herhangi bir ses, herhangi bir görüntü, herhangi bir temas çıkması sadece Kürtlere değil, Türklere de, Türkiye toplumuna da Kürt sorununun diyalogla, siyasi yollarla çözülebileceğine dair açık bir işaret veriyor, açık bir ihtimal ortaya çıkarıyor. Şu anki mevcut Kürt sorununun çözümüne yaklaşımdaki devlet geleneği bunu tamamen göz ardı eden, bunu ihtimal dışı bırakan bir tutum sergilemeye çalışıyor. Bu tabii bu disiplin cezaları pratiği, bunun orada bulunanlar üzerindeki artık insanlık dışı muamele halini almış bir rejime dayanak olma halini göz ardı edemeyiz. Defalarca kendini tekrar eden, 3 ayda bir yenilenen bu disiplin cezalarının onlar açısından böyle açık bir niteliği var, bir kötü muamele, işkence ve kötü muamele uygulamasıdır. Fakat bunun ötesinde açıkçası bunlara ne hukuki ne siyasi herhangi bir anlam yüklemenin de bir anlamı yok. Bunlar oyundan ibarettir. Bu disiplin cezaları bu tecrit sürdürmeye dönük yapılan hukuksal bazı açıklamalar, işte buna dair bazı alınan kararlar, bunların tamamı oyundan ibarettir. Alınmış olan, bu tecritin sürdürülmesine dönük alınmış olan idari politik bir karar mevcuttur. Geri kalan şeylerin tamamı bu asıl kararın türevleridir. Bunun araçlarıdır. Bunun şu ya da bu düzeydeki uygulayıcıların ortaya çıkarmış oldukları herhangi bir ne hukukiliği olan, ne siyasiliği olan, ne de meşruiyeti olan şeylerdir. Dolayısıyla burada asıl şu idari ve politik karara odaklanmak gerekir. Neden İmralı tecridinin bu denli derinleştirilerek sürdürülmesine dair böyle bir karar var? Kuşkusuz bu kararın bu derece derinleştirilmesinde ben Sayın Öcalan'ın orada sergilediği duruşun belirleyici olduğu kanaatindeyim. Daha öncesinde kendisinin tecride dair yapmış olduğu şöyle bir tanım vardı. Diyordu ki mutlak tecrit siyasi ve hukuki seçeneklerin ortadan kaldırılmasıdır diyordu. Başta söylediklerime esasen bunun üzerine kuruyor.
siyasi ve hukuki seçeneklerin ortadan kaldırılması hangi konuda? Tabii ki Kürt sorununun çözümü konusunda. Yani aslında buradan şöyle bir anlam çıkıyor ortaya. Öcalan Kürt sorununda siyasi ve hukuki çözüm seçeneğini ifade eder. Öcalan'ın tecrit altında tutulması tam olarak bu seçeneklerin ortadan kaldırılmasıdır. Tabii ki yani sadece ısrarla ilgili değil. Onun orada kendisini yerleştirdiği bu pozisyon, onun orada kapladığı alan, oynadığı rol artık budur. Ve dolayısıyla o siyasi ve hukuki seçenekleri ortadan kaldırdığınızda geriye ne kalır? Askeri seçenek mi kalır? İşte baskı ve tahkim seçeneği mi kalır? Başka hangi seçenek kalabilir? Bu söylemin doğruluğunu şuradan teyit edebiliriz. Şimdi diyelim ki hani bazı çevreler şöyle söylüyorlar. Diyorlar Kürt siyasi hareketi neden bu kadar tecrit odaklı siyaset yapıyor? Buradan açık, ben kendi adıma açıkça şunu söyleyebilirim. Kürt sorununda siyasi ve hukuki çözümü ifade eden başka bir yapı, başka bir kişi, başka bir oluşum var mı da buna dair bir siyaset geliştiremiyor? Soruyu şöyle sorayım. İmralı'da 2015'ten bu yana yaklaşık 9 yıldır tecrit sürdürülürken devletin bu sorunun siyasi ve hukuki çözümüne dair yaptığı herhangi bir girişim oldu mu? Oldu da Kürtler mi değerlendirmediniz? Kürt siyasi hareketi mi değerlendirmedi? Bu bağlantıyı, bu paralelliği artık herkesin anlaması gerekir. Tecrit varsa Kürt sorununun siyasi ve hukuki çözümüne dair seçenekler ortadan kaldırılmış demektir. Dolayısıyla tecrite karşı mücadele Kürt sorununun siyasi ve hukuki çözümünde ısrar mücadelesidir. Eğer tecrite karşı sonuç alıcı siyasi hukuki mücadele geliştirebilmiş olsaydık zaten bunun karşılığını ya da bunun gereğini görmüş olduk. Bu konuda bir yetersizliğin, bir eksikliğin olduğu açık. Buna en başta kendimi dahil etmek istiyorum. Fakat son bir yılda özellikle toplumun, siyasetçilerin, cezaevlerinin geliştirdiği bu konudaki etkinlikleri, aktiviteleri de görmezden gelmemek gerekir. Bunlar da son derece etkili ve son derece güçlü karşı çıkışlardır. Ve bu ciddi bir baskı ortamında ben bunun geliştirilebilmiş olmasını saygıyla karşılıyorum. Fakat dediğim gibi tecrite karşı mücadele esasen Kürt sorununun çözümüyle artık birleşmiş durumda. Dolayısıyla bunda sonuç alıcılık bir bütünü kapsayacak. Kürt sorununun çözümünü de yani tecritin ortadan kalkması Kürt sorununun çözümünü de zorlayacak bir durum ortaya çıkaracak. Bu yüzden bunu daha uzun vadeli, daha süreklileştirilmiş bir süreç olarak görüyorum. 2 sene önce gerçekleştirilen ziyaretin raporu halen açıklanamıyor, açıklanmasına izin verilmiyor. Aslında bu bazı işaretler verir o raporun içeriğine dair. Yani 2 senedir hükümet bu raporun açıklanmasını istemediğine göre, buna izin vermediğine göre demek ki bu raporda İmralı'daki bu kötü muamele rejimine, insanlık dışı muamele rejimine dair açık bazı tespitler var. Ki bunun kamuoyuna yayılmasından endişe ediyorlar. Fakat spitinin bunu aşabilecek elinde mekanizmaları var. Buradaki mesele şudur. Bunda 15 yıl önce yılda birkaç hafta, bazı haftalar görüşme olur, bazı haftalar olmuyorken o bazı haftalar olmama halini sorun yaparak şu 10-2 prosedürünü spitin Türkiye hakkında işletmişti. Yani yanlış hatırlamıyorsam tarih 2009 olması lazım. O günden bugüne aradan 15 yıl geçti. Şimdi artık bazı haftalar görüşmeme gibi bir durum yok. Görüşmek tümden ortadan kaldırılmış. Buna rağmen bu prosedür açılmıyor. İşte burada işin içine siyasi dengelerin girdiği, siyasi bazı hesapların, çıkar hesaplarının girdiği, Avrupa Birliği ile, Avrupa Konseyi ile Türkiye arasındaki bazı siyasi mülahazaların devreye girdiği, zaten şu anda başlı başına İmralı Hapishanesi Spiti'nin itibarını zorlayan, Spiti'nin itibarını yer ile yeksan eden bir gerçeklik haline gelmiş durumda. Bir Avrupa Konseyi sınırları içerisinde böyle bir cezaevinin varlığını kabul eden
işkence karşıtı kurum olabilir mi? Bununla birlikte ben son dönemde SİGET'in de bunu kendisi açısından artık giderek ciddi bir soruna dönüştüğünü fark ettiğini düşünüyorum. Azerbaycan'a ilişkin gerçekleştirilen bu 10-2 prosedürü aslında devam edecek durumda diğer ülkelere bir mesajdır. Özellikle İmralı tipi bir uygulamayı yürüten ülkeye açık mesajdır. Türkiye'ye açık mesajdır. Yani biz bu prosedürü halen işletebiliyoruz ve buraya da gelebiliriz. Dolayısıyla eksik kaldığı, geride kaldığı açıktır. Fakat bu Azerbaycan prosedürünün açılmasının böyle bir ihtimali ortaya çıkarması da önemlidir. 2014'te alınmış olan işte Umut hakkına ilişkin karar yaklaşık 10 yıl oldu. Uygulanmamış. 10 yıldır alınan bir kararın uygulanmaması bu kararı alanlar için itibar sorunudur. Yani yavaş yavaş bu gerçeklik bu siyasi yapıların itibarsızlaştırılmasına doğru gidecek. Eğer bu konularda belirli adımlar atmazlarsa. Yoksa diğer türlü mevcut kararın uygulanması gerektiğini, uygulanmak zorunda olduğunu pek çok platformda hem hukuki hem siyasi platformda dile getiriyoruz. Fakat asıl kararı kendisi alan ve bu kararın uygulanmasına dair denetleme gücü olan, yaptırım gücü olan kurumlar bunu yapmaktan imtina ediyorlar. Burada tabii o İmralı rejiminin uluslararası niteliğinin etkisi olduğunu açıkça görebiliriz. Yani. Benim önündeki süreç önemli. Yani özellikle Strasbourg kurumlarının İmralı meselesinde oluşturduğu kısır döngüden çıkabilmek adına Birleşmiş Milletler prosedürlerini işletmek önemliydi. Belirli bir süredir buna ağırlık da verildi. Birleşmiş Milletler'e yapılan başvuruda bir tedbir kararı da alındı. Buna rağmen işte bu tedbir kararını da uygulanmış. Fakat burası söz konusu olduğunda, İmralı söz konusu olduğunda ister SİGET'i, ister Bakanlar Komitesi, ister Birleşmiş Milletler olsun hiçbir kurumun kararını uygulamamak noktasında olduğunun görünür hale gelmesi boyutuyla önemlidir. Şimdi tabii ki Birleşmiş Milletler'deki dosyada belirli bir karara bağlanacak. Meselenin bir yönü, meselenin diğer yönü de Birleşmiş Milletler'de konunun gündeme geldiği platformlar 7 kıtayı kapsıyor. 7 kıta yüzlerce ülke ve toplumu kapsıyor.